Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Amin. Muhterem Hür TV izleyicileri, evvela hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Bugünlerde kamuoyunun gündeminde siyaset olduğu için ben de Bezzaman'ın siyasetle alakalı Risale-i Nur'dan tespit ettiğim hususları nazar edikatınıza sunmak istedim. Sohbetimizin konusu Bezzaman neden siyaseti terk etti? Bezzaman neden siyasetten uzaklaştı? Bezzaman Hazretleri Safi Evvel talebelerinden Rafet Bey yazdığı kısa bir mektup ile tarafgili ve siyasetin zararlı olduğunu, Risale-i Nur'ların bu cereyanlarla alakadar olmadığını, kendisi de eski Said döneminde siyaset yoluyla dine hizmet edeceği cihetle kısa bir zaman siyasete temas ettiğini, daha sonra siyaset ve tarafgirlik zararlı olduğu anlayınca siyaseti terk etmiştir. Okuyacağım bu mektup günümüzdeki kaypak siyasete dikkat çektiği için sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım vaktiniz müsait olur. Yalnız bir çay molası kadar 6-7 dakikanızı alacağım. Evet, Emirdağ layıkasında 209. mektup. Aziz Sıdık kardeşim Rafet Bey. Evvela bazı bize temas eden cüz'i hadiseler münasebetiyle bir hakikati beyan etmek şiddetle ruhuma ithal edildi. Şöyle ki, Risale-i Nur hiçbir şeye alet olamadığını ve rıza-i ilahiyeden başka hiçbir maksada vesile olamadığını ve doğrudan doğruya her şeyden evvel iman hakikatlerini ders vermek ve biçare zayıfların ve şüpheye düşenlerin imanlarını kurtarmak olduğunu elbette sizin gibi Nur'un has şakitleri biliyorlar. Saniyen Risale-i Nur'un bu kadar marzlarına mukabil en büyük kuvveti ihlas olduğunda ve dünyanın hiçbir şeyine alet olmadığı gibi tarafgirlik siyasetine bina edilen cereyanlara, hususan siyasete temas eden cereyanlarla alakadar olmaz. Çünkü tarafgirlik damarı ihlası kırar, hakikati değiştirir. Hatta benim 30 seneden beri siyaseti terk etme sebep bir mübarek aleminin takip ettiği cereyanın tarafgirlik damarıyla salih ve büyük bir alimin onun fikrine muhalif olmasından tefsik, fasık derecesinde tahkir, hakaret edip ve cereyanına ve kendi fikrine muvafık olmuşur ve mütecaviz bir münafığı gayet metosena etti. Evet, işte Bezzaman Hazretleri siyaseti ve tarafgirliği bu şekilde tarif ediyor. Yani diyor ki bir mübarek alimin takip ettiği tarafgirlik damarıyla salih ve büyük bir alimin onun fikrine muhalif olmasından dolayı ona fasık ve onu tahkir eder derecesinde ne yapıyor? Aleyhine konuşuyor. Fakat diğer tarafta kendi fikrine muvafık, meşhur ve mütecaviz bir münafığı gayet metusena ediyor. İşte siyaset budur. Ben de bütün ruhumla ürktüm. Demek tarafgirlik hissine siyasetçilik de karışsa böyle acib hatalara sebebiyet veriyor diye auzu billahi mineşşeytanı ve siyaseti dedim. Yani şeytanın ve siyasetin şerrinden Allah'a sığınırım dedim. O zamandan beri siyaseti terk ettim. O halin neticesi olarak sizin gibi kardeşlerim bilirsiniz ki 25 seneden beri bir gazete ne okudum, ne dinledim ve ne de merak ettim. Ve 10 sene har ve umumiye bakmadım, bilmedim ve merak etmedim. Ve 22 sene bu işkenceli esaretimde tarafgirliğe ve siyasete temas etmemek için ve nurlardaki ihlası zarar gelmemek için müdafaatımda mahkemelere vermiş olduğu müdafaların dışında istirahatım için
hiç müracaat etmediğimi bilirsiniz. Hem bilirsiniz ki hapiste size yazdığım gibi benim idamıma hükmeden adamlar ve zamanın idamına hüküm verilen adamlar, beni işkenceli tazip edenler, Risale-i Nur ile imanlarını kurtarsalar, şahit olunuz ki ben onları helal ediyorum ve tarafgirlik damarıyla ihlasa zarar gelmemek için bu 2-3 senede dahilden ve hariçten, içten ve dıştan gelen fırtınalı cereyanlara hiç temas etmedik ve kardeşlerimi de bir derece ikaz ettim. Ve zaman Hazretleri siyasete temas etmediği gibi kardeş kendi talebelerini de siyasetin şerrinden muhafaza etmiş ve ikaz etmiş. Evet. Salihsen bilirsiniz ki kendim sadaka ve yardımları kabul etmediğim gibi öyle yardımlara da vesile olamadığımdan kendi elbisemi, kendi elbiselerini ve lüzumlu eşyamı satıp o parayla kendi kitaplarımı yazan kardeşlerimden satın alıyor. Eserin müellifi yazdıran bir zaman kitap onun, bu kitapları başkasına yazdırdıktan sonra kendi eserini kendisi alıyor, parasıyla alıyor. Elbisesini satıyor, parası yoktur. Elbisesini satıyor ve eserlerini geri alıyor. Ta Risale-i Nur'un ilhasına dünya menfaatleri girmesin, bir zarar vermesin ve başka kardeşler de ibret alıp hiçbir şeye alet edilmesin. Evet, işte Bezzaman Hazretleri talebelerine bu şekilde örnek bir insandır. Rabia'nın Nur'un hakikati, hakiki şakitlerine, yani Risale-i Nur hakkı talebelerine nur kafidir. Risale-i Nur kafidir. Onlar da kanaat etmeli. Onlar da kanaat etmeli. Başka şereflere veya maddi manevi menfaatlere gözünü dikmesinler. Evet, Bezzaman Hazretleri'nin beyanı bu. İkinci meşruiyet döneminde, yani 1908'lerde siyasete giren, siyaset yoluyla dine, ilme hizmet etmeyi amaçlayan ve zaman dini siyasete değil, siyaseti dine hizmet etmesi için çalışmıştır. Ancak 2. Dünya Savaşı sonunda siyasetin yalancılıkla özdeşleşmesi ve ecnebilere alet olmak ihtimali üzerine düşünen ve zaman insanlar müteharik gibi bizzat olmasa siyaset yapılamayacağını belirtmiştir. İnsanlar müteharik gibi bizzat olmasa siyaset yapılamayacağını belirtmiştir. Bezman Hazretleri yeni hizmet metoduna yönelmeye başlayarak insanın en önemli meselesi iman olduğunu ve bunu kazanmak için Kur'an'ı her türlü tarafgirliğin üstünde tutarak herkese ulaşmasını benimsemiştir. 1922-23 yıllarından itibaren yeni Said olarak siyaseten uzaklaşmıştır. Dinen insanlara hizmette mükellef olduğunu belirten bir zaman, insanların ebedi saadetlerini kazandırmak için çalışmaya karar verip siyaset topuzuyla değil Kur'an'ın nuruyla insanlara hizmeti kendisine esas yapmıştır. Talebelerinin de nurları her türlü tarafgirliğin ve siyasetin üstüne tutmalarını, Allah için sevmek, Allah için buz etmek prensibini, siyaset için sevmek, siyaset için buz etmek tarzına dönüştürmemelerini, Kur'an hakikatlerini hiçbir şeye alet etmemelerini istemiştir. Bezzaman Hazretleri siyasetle iştigal edenlerin tam dindar olamayacaklarını, tam dindar olanların da siyasetçi olamayacaklarını da belirtmektedir. Bazı istisnaların olabileceğini de haber vermiştir. Hem dindar hem de siyasetçi olabileceklerin, yani nebiler gibi masum ya güneşler gibi imana sahip Hulefai Raşidi gibi bir kısım sahabeler veya onlara benzeyen
Mehdi'ye Abbasi ve Ömer bin Abdülaziz gibi zatlar olabileceğini söylüyor. Bizdeki siyaset zeminin ne kadar karmaşık, ne derece kaygan olduğunu ve ucunun ecnebilerin elinde olduğunu, ayrıca adeta meleği şeytan, şeytanı da melek görebilme tehlikesinin olduğunu, yine hemen her türlü yalan, hile ve aldatmanın yaşandığını göz önünde bulundurduğumuzda ve zamanın siyasetçiler tam dindar olamaz, tam dindarlar da siyasetçi olamaz tespitinin ne derece doğru olduğunu anlayabiliriz. İşte bunun içindir ki Bezzaman Hazretleri bir tek hakikati Kur'aniyeyi bin siyasete tercih ederim, şeytandan kaçar gibi siyasetten kaçıyorum diyerek hayatı boyunca fiili siyasetten hep uzak durdu. İki elimle nura sarıldım ve yüz elimde olsa ancak nura kafi gelir diyerek bütün ömrünü iman, Kur'an hizmetine vahvetti. Aynı gündem üzerinde devam edeceğiz inşallah. Allah'a emanet olunuz.